BB'de bir şey çalışması yapıldı, bir karar destek modeli uygulandı. Ne demek bu? Şöyle, İstanbul'da kent içerisinde birçok kentsel açıklık var biliyorsunuz. Bu kentsel açıklıkların hepsi ama deprem toplanma alanı ya da afet anında kullanılabilecek geçici barınma alanları olma niteliğinde değiller. Bu niteliklerini esasında bu modelle birlikte test ettik. Ne demek bu? Şöyle bir alan düşünün. Bu alanın öncelikli olarak büyüklüğü. En başta şunu kabul etmek lazım. Daha önce bu kriter çok işletilmedi ama 500 metrekarenin altındaki alanlarda bu hizmeti sunmanız ve bu hizmeti organize etmeniz çok da mümkün değil. Yani kamu mülkiyetin özel mülkiyet olduğunda hem özel mülkiyet üzerinde bu alanların belirlenmesi biliyorsunuz daha sonrasında sorunlar yaratacağı, özel mülkiyetin burada yapılaşmak isteyeceği bir tablo ortaya koymamak üzere mülkiyet ve plan durumuna da bakıldı. Sonrasında bu alanların doğal verileri. Örneğin İstanbul'da pek çok heyelan bölgesi var. İstanbul'da pek çok sıvılaşma tehlikesi olan alanlar var. İstanbul'da tsunami tehdidi altında olan alanlar var. Bunlar tespit edildi ve bunlara göre bir önceliklendirme sıralaması yapıldı. İlk tespit edilen alanlar 8000'in üzerindeydi. Fakat bu kriterlerle birlikte girdiğimizde elimizde kalan alan 859 tane deprem toplanma alanı, 1034 tane geçici barınma alanı, bunun yanında da 2200'ün üzerinde kapalı geçici barınma alanı şu anda belirlenmiş durumda. Bir mahallede ya da bir sokakta oturanların o sokaktaki binalardan çıktıktan sonra en fazla bir mahalle ölçeğindeki yürüme mesafesi dediğimiz 500 metre içerisinde bir deprem toplanma alanına ya da geçici barınma alanına varacakları bir sistem kurgulandı. Yani biz 99 depreminden bugüne kadar aslında kamu yapılarına dokunurken konutlara dokunmadık. Örneğin içinde bulunduğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası depremden sonra çok yakın bir zaman içerisinde güçlendirilmiş bir bina. Kamu bunları gerçekleştirmiş. Ama içinde yaşadığımız konutlara baktığınızda böyle bir gerçekleşmenin olmadığını görüyoruz ki esasında en büyük problemimiz de bu. Dün Van'da bir deprem oldu. Tabii hayatlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Ama bu bir gerçeklik olmamalı. Artık biz bu önlemleri almalıyız. Bir, bu afet sonrasında organize etmek. Bu bir işimiz, o devam ediyor. Afet sonrasında organize ediyoruz. Toplanma ve geçici barınma alanlarında teknolojik altyapıların, özellikle iletişimin sağlanması konusunda çalışmalarımız var. Çok yakın bir tarihte 13-15 Mart'ta bir hekaton düzenliyoruz bu konuyla alakalı. Bu sırada kendi içimizde projeler yapıyoruz. Burada Tokyo modeline esasında örnek alıyoruz. Dünyayı yeniden keşfetmenin bir manası yok. Daha önce uygulanmış, denenmiş, hatta afet görmüş ve afetlerle birlikte denenmiş modelleri şu an İstanbul'da iletişim konusunda denemeye çalışıyoruz. Çünkü son Elazığ depremi de gösterdi ki afetler sonrasında bizim iletişim altyapımız çok da sağlıklı sonuçlar vermiyor. O nedenle daha geniş kapasiteli İstanbulluların yakınlarıyla, yakınlarına haber gönderebilecekleri kendileri hakkında, yakınlarından da haber alacakları bir sistem üzerinde şu an çalışıyoruz. Kent mobilyaları çalışıyoruz. Afet esnasında kullanılabilecek, afet sırasında dönüştürülebilecek kent mobilyaları tasarlıyoruz. Hani bunu örneklersem, örneğin bir yaralı taşımak için kullanılacak sedyeye dönüşen banklar gibi ya da daha sonrasında tent olarak kullanılabilecek kent mobilyaları gibi ya da afetten sonra ızgara, mangala dönüşebilecek çöp birimleri gibi tasarımlar yapılıyor şu anda. Bunlar bütün afet toplanma alanlarında olacak. Dünya örneklerine de baktığınızda, dünya örneklerinde de böyle tasarımların özellikle toplanma alanlarında yapıldığını ve afetlerden sonra da bunların kullanıldığını görüyoruz. İstanbul ne yazık ki şu andaki tabloyla depreme hazır değil. Bugünkü tablo esasında karşımızda vahim bir tablo var. Hedefimiz 2024 yılında yani bir sonraki yerel yönetim seçimlerine kadar İstanbul'da deprem gerçeğine ilişkin acil ve hızlı olarak yapılması gereken tüm işlemleri yapmak ve bitirmek. Yani İstanbul'u depreme daha hazır bir İstanbul haline getirmek. Şu anda afet öncesinde ilişkin yaptığımız çalışmalardan bir tanesi, belki de en önemlisi, yapı stoğunun tespiti. Yani hasar tahmin çalışmalarında, matematiksel çalışmalarda 48 bin binanın ağır hasar alacağı, bu binaların pek çoğunun da çökeceği düşünülüyor. Bu binaların, fakat bizde alansal olarak nerede olduklarını tahminleri var. Bu binaların kapı numaraları yok. Şu anda bu binaların kapı numaralarını tespit etmeye çalışıyoruz. O nedenle de
çok yakında şu anda geniş bir danışma kurulumuz var. Yaklaşık 25 bu konuda İstanbul'daki en önemli duayen hocalardan oluşan bir danışma kurulumuz var. Bu danışma kuruluyla birlikte bir yöntem belirlemeye çalışıyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki mevcut deprem yönetmeninde tanımlanan yöntemler hem yavaş hem de maliyet açısından çok yüksek maliyetlere sahip. Şimdi bu hem maliyetlerden kaçınmak ki İstanbul'da böyle kontrol etmemiz gereken 2000 yıl öncesinde yapılmış 790 bin bina var. 790 bin binayı yüksek maliyetle ve çabuk gerçekleşmeyen bir süreçle test etmek bizim projeksiyonumuza göre böyle bir sürece başlarsak İstanbul'daki bütün bu binalara girmemiz 2060 yılında bitiyor. Böyle bir zamanımız yok. Şu anda arkadaşlarımız farklı teknik modelleri deniyorlar. 5 farklı model var. Bu modellerle tek tek bu yapılara yeniden girilerek bir şey çıkıyor, bir sonuç çıkıyor. Şu anda bir modelde hatta %100'e yakın şeyler tespit ettik. Ancak hedefimiz Mart ayı başında bu modelin belirlenmiş olması. Mart ayında hazırlıkları yapmak, seçim... Tabii bizim için 23 Haziran'dan sonra görev başladı ama 31 Mart'ta milat yani bir yılı da milat belirleyip bir yılda 31 Mart'ta da avcılardan öncelikli olarak başlayarak 3 tane pilot bölgemiz var. Bunlar bir tanesi Avcılar, bir tanesi Silivri, bir tanesi Fatih. Tabii ilçe belediyelerinin de burada çok büyük katkıları var. Onlar da katkı vermek, katkı koymak konusunda çok gönüllüler. Onlarla birlikte başlamak istiyoruz. İlk deneyeceğimiz yer tabii ki Avcılar olacak. Tabii bu çalışmayı yaparken bir taraftan da güçlendirme modelleri çalışıyoruz. Özellikle amacımız tamamen can güvenliği sağlayan, depremden sonra hiçbir şekilde hasar almayan yapılar yaratmak değil. Bunun için inanılmaz bir maliyet var önümüzde. 790 bin binayı yeniden yapmak demek bu. Şu anda ne merkezi hükümetin, ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, ne de kimsenin böyle bir bütçesi yok. Binasını yapmış, sonrasında o binanın bulunduğu alan, bir bina imarlı, iskanlı ama daha sonrasında konut alanından örneğin yeşil alana alınmış. İlk öğretim tesis alanına alınmış. Bir sonraki plan çalışmalarıyla birlikte. Şimdi buradaki sorunları çözmemiz lazım. Yani bu vatandaşları mağdur etmemiz lazım. Ya da daha önceki imar planlarında 7 kat imiş yapılaşma hakkı. Vatandaşlar sonuna kadar kullanmış, 7 kat yapmış ama bir sonraki imar planında 5 kata düşürülmüş. Şimdi bu da bir kronik problem. Bunu da çözmemiz lazım. Şimdi bunlar çözülmesi gereken problemler. Ama şu, örneğin önceki imar planlarında da sürekli olarak bu alanda 4 kat imar hakkı verilmiş. Ben dönüşeceğim, müteahhit benden pay istiyor deyip 6 kata bunu çıkartmak isteyenlerle ne yazık ki anlaşamayacağız. Niye dersiniz? Çünkü onlar aslında İstanbullunun imar hakkını, İstanbullunun bu kentte yaşam hakkını alıyorlar. Biz aslında bireysel faydalara değil, İstanbul'un toplumsal faydasına bakarak bir çözüm önerisi yaratmaya çalışıyoruz. Bir önceki bahsetmiş olduğum problemler, evet problem. Bunları çözmek üzere çalışmak lazım. Çünkü orada mülkiyetler oluşmuş, insanlar daireler satın almış, onlara yerleşmiş. Şimdi çözülemez bir hale gelmiş. Burada da çözmek istiyorlar, onlara yardımcı olacağız. Orada bir şeyimiz yok. Ama diğer tarafta yazık ki şey değil. Şunu konuşmak lazım. Yani kentsel dönüşüm bizde ne yazık ki yanlış lanse edildi. Bir kazan kazan dengesi olarak lanse edildi. Ama şimdi biz şunu söylüyoruz. Bizim rantın peşinde olduğumuz bir durum yok. Biz rant ya da rantiyeci değiliz. Rantçı değiliz. Müteahhitler artık piyasa koşulları içerisinde %100 kâr etmesinler. Bu kârlarla çalışmasınlar. Gerçekten bir işi ehliyle yapsınlar. Esnaf nasıl bir şey yaptığında bu işte örneğin parakende bir esnaf düşünün. Nasıl fiyat belirler? %10, %15 maliyetleri ve kâr payını koyar. Bunun üzerinden şey belirler. Ama müteahhitlere gittiğinizde hepsinin çok yüksek oranlarda kâr paylarıyla çalıştıklarını. Şimdi burada bir disiplin olmaya ihtiyaç var. Üçüncüsü, artık İstanbul'un şunu bilmesi lazım. Yani İstanbul'da sürekli konut üretilerek bu dönüşümü gerçekleştiremeyiz. Afetlere karşı İstanbul'u hazır hale getiremeyiz. Bunun için çözüm önerileriyle çalışıyoruz. Uluslararası firmalarla görüşüyoruz. Kaynak yaratmaya çalışıyoruz. Amacımız şu anda uzun bir vadede geri ödemesiz. Yani inşaatların tamamlandığı, kira yardımlarının yapıldığı vadede geri ödemesiz. Ama vatandaşlar yeni konutlarına taşındıktan sonra da sıfır faizli, düşük oranlı geri ödemelerle birlikte yapılarını yenileyebilecekleri sistemler üzerine çalışıyoruz şu anda.
herkes Fikirtepe istiyor. Fikirtepe baktığınızda biliyorsunuz yani mevcut yapılanma koşullarının birdenbire iki katına artırıldığı bir alan. Fakat şu anda Fikirtepe'de de pek çok insan mağdur. Bu gerçeklik bilinmiyor. Fikirtepe'deki projelerin sadece 1/3'ü gerçekleşti. 2/3'ü 2011 yıllarında evini kaybetti. Hala da kirada oturuyor. Müteahhitler kaçtı. Şu anda müteahhitler kira yardımlarını ödemiyor. Neredeyse yaklaşık 10 yıldır bu insanlar kira yardımı almadan kirada oturuyorlar ve evlerinden oldular. Avcılar mevcuttaki yapılaşmış konut stoğunu, yani orada 5 katlıysa imar planlarında 4 katlıysa onun yine 5 katlı olarak tanımlanması, eski plan koşullarına getirilmesi şeklinde bir öneri sunmuştu. Umarız ki bu öneri meclisten geçecek. Çünkü meclisteki şu andaki tabloyu biliyorsunuz. O tablo içerisinde tartışmaları bunun devam ediyor.